Bak bakalım kanalına hoş geldin. Eğer bu kanalımızda izlediğin ilk video ise aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna tıkla ve süper videoları kaçırma. Japonya icatları ve buluşlarıyla ünlü bir ülkedir. Bu icatların bazıları size garip, bazıları dahice, bazıları ise saçma gelebilir. Bugün de size son yıllarda Japonlar tarafından tasarlanıp satışa sunulmuş en benzersiz 18 buluştan bahsedeceğiz. Hadi bak bakalım kanalımızın bugünkü videosuna vakit kaybetmeden geçelim. 1. Dönebilen tren koltukları. Uzun tren yolculukları bir süre sonra insanları sıkabilmektedir. Ancak son yıllarda Japonya'da kullanılmaya başlanan bu dönebilen koltuklar sayesinde insanlar sıkıldıklarında yönlerini istedikleri an değiştirerek seyahatlerini daha keyifli bir hale getirmekteler. 2. At kuyruğu şeklinde saç toplayanlar için kask. Motosiklet kullanan birçok kadın kaskın içerisindeki saçlarından veya sürekli yüzlerine gelen saçlardan rahatsız olmaktadırlar. Kadınların bu sıkıntılarından haberdar olan Japon motosiklet kask üreticileri, kadınların oldukça hoşuna gidecek bu kask üretmişlerdir. Bu kask sayesinde Japon kadınlar saçlarını at kuyruğu şeklinde toplayıp delikten geçirerek rahat bir şekilde motoru kullanabilmektedirler. 3. Umumi tuvaletlerde bebek koltuğu. Japonlar tarafından tasarlanmış bu bebek koltuğu eminiz tüm ebeveynlerin hayallerini süslüyordur. Dışarıda veya alışveriş merkezlerindeyken tuvalete girmek zorunda olan ebeveynler bu bebek koltukları sayesinde çocuklarını koltuklara oturtup rahatça ihtiyaçlarını giderebilmekteler. Ne dersiniz? Sizce de bu kullanışlı koltuklar ülkemizde olsa iyi olmaz mı? 4. Yalnız kalpler için kafe. Japonya'da bazı kafeler sadece yalnız kalpli insanlara hizmet etmektedir. Örneğin bu kafelere yalnız gelen kişilerin karşılarına hemen oyuncak ayılar konulmakta ve müşterilerin yalnız hissetmeleri engellenmektedir. 5. Çapraz yaya geçidi. Japonya dışında herhangi bir ülkede böyle bir yoldan tam karşıya geçmek için 2 veya 3 tane yaya geçidini geçmeniz gerekmektedir. Ancak her şeyin kolayını bulan Japonlar bunun da kolayını bulmuşlardır. Bu çapraz yaya geçidiyle kolay ve güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmektesiniz. Bu durum çoğu araba kullanıcısını mutsuz etse de yayalar halinden gayet memnun gözüküyorlar. 6. Tablet tutucu. Japonlar tarafından icat edilen bir diğer tuhaf şey ise gördüğünüz bu tuhaf tablet tutuculardır. Bu uzayıp kısalabilen tablet tutucular sayesinde Japonlar ellerini kullanmadan rahatça tabletlerini kullanabilmektedirler. Peki siz de bu tablet tutuculardan kullanmak ister miydiniz? 7. Köpekler için güneş gözlüğü. Bu tuhaf ürün size de ilk bakışta saçma ve gereksiz gelebilir. Fakat köpeklerin de tıpkı biz insanlar gibi güneş ışığından rahatsız olduklarını düşününce bu köpek güneş gözlükleri hiç de kulağa saçma gelmemekte. 8. Sessiz karaoke mikrofonu. Sesinizle komşularınızı rahatsız etmek istemiyorsanız ya da yüksek sesle şarkı söylemekten utanıyorsanız bu mikrofon tam da size göre. Dışarıya sesinizi vermeyen bu mikrofonla istediğiniz gibi şarkı söyleyebilirsiniz. Ama bu mikrofonun Japonya dışında satışı henüz olmadığı için maalesef satın almak için Japonya'ya gidilmesi gerekiyor. 9. Tuvalet terliği. Japonya'da hemen hemen her evde tuvaletlerde ayrı terlikler bulunmaktadır. Tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi. Bunun sebebi ise Japonların tuvaletleri pis ve kirli bulmalarıdır. Bu yüzden Japonlar tuvaletlerde giydikleri terlikleri evin kalan kısmında giymemektedirler. 10. Minder. Yerde yüzüstü uzanarak bilgisayar kullanmak veya kitap okumak çok zevklidir. Ta ki kollarımız ağrıyana kadar. İşte tam bu soruna Japonlar yine oldukça faydalı bir çözüm bulmuşlar. Gördüğünüz bu çok kullanışlı minder, yerde yüzüstü uzanarak bilgisayar kullanımına veya kitap okunmasına izin vermekte. 11. Ev sahibinin soy ismi ve binalar. Japonya'da adres bulmak oldukça zordur. Çünkü Japonya'da çoğu sokağın ismi yoktur ve bina numaraları yerine de binanın inşa edildiği yıl yazmaktadır. Bu yüzden Japonya'ya gittiğinizde evlerin girişlerinde ev sahiplerinin soy ismini sıklıkla görebilirsiniz. Japonlar kendilerince bu zor adres bulma olayına böylesine ilginç bir çözüm bulmuşlar. 12. Su tasarruflu tuvaletler.
su tasarrufuna ve ekolojiye önem veren kişiler için bir hayal olan bu cihaz Japonya'da kullanılmakta. Suyun asla boşa gitmediği bu tuvalette elinizi hemen klozetin üzerindeki yerde yıkamakta ve kullandığınız suyu ise sifonu çekerek tuvaletin temizliğinde kullanmaktasınız. Sizce de bu tasarruflu tuvaleti tüm dünyada kullanmamalı mı? 13. Otomatik mağazalar. Japonya'nın robotların ve otomatik makinelerin ülkesi olduğunu eminiz çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu mağazada tam olarak Japonya'yı örnekleyen bir mağaza. Hiçbir insan çalışanın yer almadığı bu mağazada müşterilere makine robotlar yardımcı olmakta ve ürünleri satmaktadır. 14. Otomatik otel. Şimdiye kadar bir otelde girişinizin bir dinozor tarafından yapıldığını hayal ettiniz mi? Birçok insan için hayal etmesi bile zor olan bu yenilik Japonya'da birçok otelde kullanılmaktadır. Otelin girişinde görevliler yerine dinozorlarla karşılaşan Japon müşteriler ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşasalar da bu yeni uygulamayı hayli eğlenceli bulmuşlar. 15. Hamburger paketleri. Japonya'da kadınların halka açık yerlerde hamburger gibi yiyecekler yemesi biraz ayıp karşılanmaktadır. Nedeni ise Japon kadınların küçük bir ağız yapısına sahip olması ve hamburger yerken ağızlarını çok açtıklarında etraflarına kabalık yaptıklarını düşünmeleridir. Japonya'nın en büyük hamburger zincirlerinden birisi de bu problemi saptayarak hamburgerleri kadın müşterileri için resimdeki gibi paketlemeye başlamıştır. Böylece başkalarının yemek yiyen Japon kadınlarının ağızlarını görmeleri engellenmiştir. 16. Tatami minderi. Japonya'da yemek yemekten uyumaya, televizyon izlemeye kadar birçok şey geleneklerinde olduğu için yerde yapılmaktadır. Hatta bunun için kendilerine özel tatami adı verilen bir minderleri bile vardır. Fakat bugün size tatami minderinin gelişmiş versiyonundan bahsedeceğiz. Bu gelişmiş tatami minderi küçük dokunuşlarla laptop masası ve daha birçok şey haline gelebilmektedir. 17. Şemsiye park alanı. Şemsiyesini sürekli bir yerlerde unutanlar için bu şemsiye park alanları çok iyi bir fikir. Japonya'da birçok ofisin ve alışveriş merkezinin girişinde bulunan bu park alanları sayesinde kişiler şemsiyelerini iç mekanlara götürmek zorunda kalmıyorlar, aynı zamanda herhangi bir yerde de unutmuyorlar. 18. Kolay açılan teneke kutular. Son olarak Japonya'da alışık olduğumuz teneke kutulardan farklı olarak bu kutuların açılmasını kolaylaştıran özel bir halkası bulunmaktadır. Sizce de Japon üreticilerin bu kadar küçük detayları bile düşünmeleri çok etkileyici değil mi? Şu ana kadar Japonların ne kadar yaratıcı, zeki ve teknolojiye düşkün bir millet olduğunu anlamışsınızdır. Peki size Japonya'daki insanların klavye olarak bu yuvarlak klavyeyi kullandığını söylesek bize inanır mıydınız?